obez mi olsun çocuk? Sen de bir şey sorar mısın? Yengeme bak, Allah Allah. Niye obez olsun bebe ya? Nereden biliyorsun? Beslenme uzmanı mı oldun başımıza? Yok yengeciğim, onu demiyorum. Hani derler ya. Anası neyse tanası da olur diye. Bu bebe senden düşmedi mi? Bak sen 30 küsür yaşındasın ama dal gibisin hala, inceciksin. E bu da senin gibi olacak demek ki. Hmm. Yani ben 30'larımda dal gibi olduğum için genetik olarak olmaz diyorsun. Yani o da var tabii. Ben de bir tane iyiyim o zaman. Dal gibi olan benim, sana yok. Bak bak, giriyor mu yengeme? Bana katıldı, gördün mü? İlk defa mucize. Bunu kutluyor çayla şerefim. E durmuş saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir. Sonat, sen de yesene, çok güzel olmuş. Ha şöyle hayatım ya. Karşılıklı diyaloğu arttırınca ne kadar güzel anlaşma sağlanıyor evimizde. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Bu baharın gelmesi bize çok yarayacak ha. Artık siz de eskisi gibi tartışmıyorsunuz Dikmen'le. 2 gündür bir cinsik yapmıyorum da. Ye. Şu kıymıklı domatesten alayım oğlum. Domatese niye kıymık batırıyorsunuz? Manyak mısınız ya? Latif. Ne sağlık Tahliye. Gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun Timhan'ım. Yenge. Latif doğru söylüyor ha. Bak bu bağır baylar var ya, ikimizin de psikolojisine çok iyi geldi. Malar malımız tavan yaptı. Evet Dikmen. Tilba Hanım, bahar gibisi var mı Allah'ın seviyorsanız? Böyle kuşlar, böcekler, karnımızda kilibekler. Daha sonra ev güvenler. Böyle insan içi böyle kıpır kıpır oluyor, biliyor musunuz? Hoş. Benim işim uzun zamandır kıpır kıpır ya Rabbim. Ne diyorsun usta Ali? Ne diyorum, ne diyorum? Hiçbir şey demiyorum, hiçbir şey. Afiyet olsun diyeyim, afiyet olsun. Bak ne diyeceğim. Ya şu bağırın gelişini ailece bir kutlasak ya, kutlu ailesi. He? Kutluyor mu? Kutluyor ya, ne olacak ki? He? Bağır evle her zaman gelmez. Kışın hiç gelmez. Yazın zaten ben hiç görmedim. He? Şöyle gidip ailece piknik yapalım. Ne diyorsunuz? Ay piknik be. Hı? Yengem ya. Mangal yaparız, top oynarız, uçurtma uçururuz. Ne? Uçurtma mı? O ne Dikmen amca? Uçurtma mı ne? La bebe, senin uçurtmanın ne olduğunu bilmiyor musun? Yok, hatta hiç duymadım. Latif? Ne bakıyorsun Dikmen? Biz şehirde yaşıyoruz ya sonuçta. Ama bak o piknik fikri fena değil ha. değil. Fena değil, değil. Fena. Fena. O çok fena o. Fenaymış. Niyeymiş ya? E çünkü piknik dediğin şey bizim yaşam tarzımıza uygun değil. Biz yeşillik görmek istediğimiz zaman gideriz bir brunch mekanına. Bize güzel güzel servis yaparlar. Biz de yer, içer, temiz hava alırız. Bu kadar. Piknik olayımız değil. Bizim olayımız brunch. Anladık mı? Anladık. Sanat. Bugün aylık anne oğul kaynaşma günümüz. Çok vakit geçirmemiz lazım beraber. Hadi gel servise de ben bırakacağım seni bugün. Gel, bitti mi kahvaltı? Hı? Nesin? Kuzusu. Gel. Aman yengeciğim dikkat et. Servis şoförü sizi kornaya öyle bir abanıyor ki. Korta kulağın en dibe gider. Kulağa zarar vallahi. Merak etme. Senle günlerden sonra benim kulağım artık kolay kolay bir şey olmaz. Tecrübeli kendisi. Sağ ol. Şu piknik meselesini iyice bir düşünem ha. Oldu. Senden gelip de ikinci defa düşünmeye değer bir fikirle henüz karşılaşmadım. Sanmıyorum. Düşünmeyeceğim. Piknik yok. Konu kapanmıştır. Teşekkür ederim. Latif, bu yengemin sigortalarını hepsi sen attırıyorsun ha, ben sana söyleyeyim. Bak bu kadıncağız biraz önce bana ne kadar iyiydi, ne kadar güzel şeyler söyledi. Hep sigortalarını attırıyorsun. Bunun panik atağı, kontra atağı hep senin yüzünden. Ne alakası var canım ya? Onun her zamanki hali o. Sen onu bırak da şimdi bana şundan versene bir tane ya. Bir tarafım şişecek artık. Yumurtalı ekmek mi? İstiyor mu? Çok mu istiyorsun? Hakikaten. Vereyim mi lan? Aç ağzını, uçak geliyor. Aç 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 aç. Helikopter döndü. Al al al. Kıymıklı domates değil misin Latif? Aç aç. Evet Talih. Öncelikle ekranlara başında bizleri izleyen seyircilerimiz için malzemelerimizi sayak değil mi? Sayalım Dikmen. Evet. 3 tane çıta. Evet. 1 miktar ip. Evet. Kağıt veya plastik kap. Tutkal ve bant. Cam çivisi ve çekiç. Makas ve maket bıçağı. Evet.
Şimdi ben yapmaya başlıyorum. Bana diyeceğin bir şey var mı? Yok, bence de artık başlayabiliriz diyorum bindi. O zaman öncelikle çıtalarımızdan birini alıp birer santim gerisinden maket bıçağıyla yontuyoruz. Ki ipler kaymasın diye. Ay maşallah dikim insanı maşallah. Her şeyde biliyorsun biliyor musun dikimin? Uçurtma uçurmasını, mutluluktan uçurmayı. Evet Talih. İpimizi çıtalarımızın arasında eşit mesafede uzaklıkta olmak koşuluyla böyle yonttuğumuz yerlerden doluyoruz. Dikmin, dikmin sen ne kadar güzel anlatıyorsun böyle ya. Bak sana yemin ediyorum sen bana şu an zevkliğini anlat. Ben onu bile anlarım. O derece güzel anlatıyorsun demek istiyorum yani. Evet Talih. Kabımızı da kapladıktan sonra uçurtmamızı uçurmaya yarayacak ve dengesini sağlayacak ipi çıtaların yarısına gelecek şekilde uçurtmanın göbeğinde bağladık. Neden? Çünkü uçurtmanın göbeği uçurtmanın dengesi için çok önemlidir. Evet. İyi. Yani şimdi şu an uçurtma bitti mi? He bitti. Ama olmaz ki dikmin. Böyle kuru kuruya uçurtma mı olur Allah'ını seviyorsan? Bak ne yapalım biliyor musun? Şunun üstüne şöyle çok güzel bir baskı niye yapalım? Misal böyle Gülen Sırat falan yani güzel olur. Kız hani sen biraz önce diyordun ne kadar güzel yapıyorsun her şeyi diyordun. Zeplin yapsam ben biner giderim diyordun. Ne oldu? Evet. Ama doğru dedin ha. Ben koç yeğenim için en iyisini yapmam lazım. İçine sevgimi katmam lazım. İyi dikmen bence de içine sevgini kat. Doğru diyorsun Talih. Ben gideyim de besteye bunun üzerine çok güzel bir resim çiziktireyim. Çok güzel olur o zaman ha. Aferin kız. Git Allah'ını seviyorsan git yani. Af verim sana Talih. Gerçekten sana af verim. Dikmin'in senden aldığı aklı sen kendi ellerine yine gittin Dikmin'e verdin. Onu attı, aldı sevgisini besteye kattı. Tüybe yarabbi ya. Ben anlamıyorum ki ya. Su içsen besteye yarıyor. Bu nasıl bir hayat ya? Uçurtmaymış. Nasıl olmuş? Vallahi Vesti'cim şuradan hayranlıkla izliyorum ha. Benzettim inşallah. Biraz illüstrasyon gibi oldu ama idare eder. İllüstrasyon olsun canım ne olacak ki? Ben illüstrasyona bayılıyorum ya. Bizim Cebeci'de bir Ahmet abi var bir illüstrasyon yapar abi. Çok iyi. Bayılacak uçurtmasına sonra da. Sonat'ı çok seviyorum. Ama senin yerin onda ayrı tabii. O da çok belli. O yeri de sonuna kadar hak ediyorsun. Sisteciğim, herkesin, herkes de yeri farklı değil mi? Neyse ben uçurtmayı götüreyim de Sonat biraz sevinsin. Sonat uçurtmayı görünce havalar uçacak ha. Hem Sonat uçacak, hem uçurtma uçacak. İnşallah çok sever. Sever, sever. Kim sevmez ki? Görüşürüz Beste. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.